Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu liglerin başlangıç tarihiyle alakalı kararı Mehmet Sepil ile değerlendireceğiz. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Sepil, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar olsun her ikimiz içinde. Önemli bir karar aldı Türkiye Futbol Federasyonu. Gerçekten büyük soru işaretleri vardı süreçle ilgili ki hala üstüne konuşulabilecek, tartışılabilecek çok şey var. Sizde de bazı değerlendirmelerde açıkçası bulunmak istedik. Nasıl buluyorsunuz ilk etapta Türkiye Futbol Federasyonu'nun dönüş kararını ve bu tarihin 12 Haziran olarak açıklanmasını? Şimdi bu ya hepimiz bir tarih beklentisi içindeydik zaten. Yani neticede idmanların başlanması için bu süreçte belli bir şekilde önümüzü görmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla Futbol Federasyonu 12-13-14'ünde Haziran'da futbolun başlayacağını söyledi. Ama burada Sayın Başkan çok dikkatli konuştu. Onu birkaç kere de söyledi biliyorsunuz. Şunu dedi, yani şu anki mevcut koşullarda koyduğumuz tarih budur diye. Şimdi dünyanın yaşadığı bu önemli sorun, yani bu virüs sorununda bir kere şunu net koymamız gerekiyor. Hani virüs kim olduğumuzu, nerede yaşadığımızı, hangi takımı tuttuğumuza bakmıyor. Öncelik insan sağlığı. Hani bunu hepimiz farkındayız. Ve bundan kimse ödün veremez. Ama bir yerde de biz Göztepe olarak da aynı düşüncedeyiz. Futbolun başlaması gerekiyor. Şu an bu verilen tarih şu anki durumda pandemi olayındaki ilerlemelere ve yavaş yavaş hepimiz de biliyoruz, yani hükümetimiz, Sağlık Bakanlığımız belli ölçüde normalleşmeye doğru bir gidişi başlattı. Dolayısıyla bu koşullar şu an gözüktüğü şekliyle koşulların çok daha iyileşeceğini düşünülerekten koyulan bir zamandır. Dolayısıyla biz Göztepe Kulübü olarak buradaki bu konulan hedefe uymak için gereken çalışmalarımızı, idmanlarımıza başladık zaten. Sayın Sepil, futbola dönüş protokolüyle alakalı da aslında ucu açık gibi görünen, tartışılabilecek bazı şeyler var. Misal takımlar yavaş yavaş fiziksel antrenmanlara başladılar ama topla çalışmalar ne zaman daha ciddi bir boyuta gelecek? Takım halinde antrenmanlar nasıl şekillenecek? Ulaşımla, konaklamayla alakalı kafamızda birçok soru işareti var. Sizin de kafanıza takılan, daha açıklık getirilmesi gerektiğini düşündüğünüz bazı noktalar söz konusu mu? Şimdi tabii, yani şu an bu bize verilen sahalara dönüş protokolü uygulama açısından kafada birçok soruyu canlandırabiliyor. Ama şöyle bakmak lazım, yani şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Biz yani Kulüpler Birliği olarak EPFL, yani bu Avrupa Ligler Birliği ile'nin üyesiyiz. Yani oradaki birçok lig birliğinin olduğu bir platform bu. Onlarla bu sahalara dönüş protokolü konusunda görüştük. Bizim genel sekreterimiz görüştü. Yani genelde bize verilen sahalara dönüş protokolünün şu an mevcut protokoller içinde belki de en detaylısının olduğunu ve genelde diğer ülkeler, hatta birçoğu bunu örnek alacağını söylemiş. Tabii ki burada uygulamaya girdiğinizde kafada bir sürü soru işareti var. Ancak önümüzde daha 36 gün var, 37 gün var hatta. Dolayısıyla ben bu süreç içinde bütün bu sorulara cevap verileceğini düşünüyorum. Yani 37 gün uzun bir süre. Söylediğiniz gibi temaslı idmanlarla ilgili veya ileride maçlar başlamadan önce şu an haklı olarak birçok kulübün sorusu var. Bunlarla ilgili endişeler var. Ama bunların hepsine uygulamalarla ilgili cevaplar gelecek. Bir de şöyle bir şansımız var. Onu unutmamak lazım. Bakın, biz pandemi olayında ülke olarak çok iyi bir performans gösterdik. Bunu bütün dünya kabul ediyor. Bak, Sağlık Bakanlığımız çok iyi bir performans gösterdi. Bunun sebebi ne? Bizdeki ilk pandemi olayı, yani bizim ilk olarak COVID-19'la tanışmamız 10 Mart'ta oldu. Birçok ülke bunu çok daha önce yaşadı. Biz tabii diğer ülkelerin yaşadığı bu tecrübeler bizim için çok önemli oldu. Onun için de bence ölü sayısının nüfusa göre en düşük olduğu ülkelerden biriyiz.
Şimdi bizde de şimdi Mayıs 15'te Almanya Ligi başlıyor. Arkasından birçok lig başlayacak. Dolayısıyla bizim önümüzde bu deneyimi yaşayan birçok ülkede olacak. Ben şu konuda çok iyi niyetliyim. Yani bütün bu öğrendiklerimizle biz de liglerin başlamasından önce bugün endişe ettiğimiz birçok uygulama yerli yerine oturacaktır diye düşünüyoruz. Eğer zaten diyelim ki hiç düşünmek istemediğimiz senaryolarda şu an öngörüldüğü gibi gitmezse işler, zaten eminim ne Sağlık Bakanlığı ne devletimiz yani bizi orada o sahaya koymaz. Dolayısıyla burada hep beraber sabırlı olmamız gerekiyor. Benim düşüncem bu. Sayın Sepil, futbolcularla, teknik adamlarla sık sık röportajlar gerçekleştiriyoruz. Bağlantılarımız söz konusu oluyor ama netice itibariyle kulüpleri öncelikli olarak başkanlar ve yönetim kurulları temsil ediyor. Bu şekilde işleyen bir süreç söz konusu. Diğer kulüp başkanlarıyla da diyaloglarınız oldu mu? Sayın Nihat Özdemir, 4 kulüp dışında bütün kulüplerin başlamak noktasında daha hevesli olduklarını söyledi. Katılıyor musunuz? Yani şimdi Kulüpler Birliği Başkanı olarak tabii ki diğer kulüpler başkanlarıyla sürekli diyalog halindeyiz. Bu bazen birebir telefon konuşmaları oluyor. Arada artık yeni teknolojiden de faydalanarak video konferans yapıyoruz. Tabii ki bunları konuşuyoruz. Yani ben şöyle diyeyim, biz hiçbir zaman kendi aramızda bir oylama veya bir öyle bir platformda kim istiyor kim istemiyor diye bir şey yapmadık ama birçok kulüp görüşünü bu toplantılarda söylediği gibi ki bunların birkaçına Sayın Başkanımız Nihat Özdemir de katıldı. Dolayısıyla sadece benim değil Kulüpler Birliği Başkanı olarak kulüplerin de ayrı ayrı düşüncelerini biliyor. Ancak burada bence şöyle, benim bildiğim kadarıyla 18 kulübün hiçbir tanesi ligler oynanmasın başlamasın demiyor. Ama hepsinin demin söylediğim gibi değişik endişeleri var bu süreçle ilgili. Ama ben şunu umuyorum ki bu süreçle ilgili olan endişeler kalkacak. Kulüplerin bizim de kulüp olarak kafamızda bir takım sorular var. Ama ben bütün bu sorulara bu süreç içinde cevap bulunacağını umut ediyorum ve düşünüyorum. En kötüsünden diyelim ki bu süreç içinde buralarda cevap bulunamazsa da o zaman ne yapılır? Bu cevapların kesin olarak verilebildiği tarihte futbola tekrar geri döneriz. Ama şu an konulan hedef 12-13-14 dünde başlaması Haziran'ın. Hani bütün kulüpler Göztepe hep beraber biz bu konuda çalışmalarımıza başladık. Yani süreci hep birlikte yaşayacağız. Çok dinamik bir süreçten bahsediyoruz. Bakın biraz önce mesela İFAD ne yaptı? 5 oyuncuyla oynayabileceğini açıkladı. Yani yaşanan şey kolay bir şey değil. Dolayısıyla süreç de çok dinamik bir süreç. Bu süreci sabırla değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sayın Sepil, yeniden Göztepe özeline dönelim isterim. Özellikle teknik heyet ve futbolcularınızın da bu konuya ve yaşanan sürece bakış açılarıyla alakalı bizimle ne paylaşabilirsiniz? Sizin hazırlık süreciniz nasıl şekillenecek yeni döneme? Şimdi bir kere biz Göztepe grubu olarak... Bizim İzmir'imizde herhalde oyuncular bulunduğumuz yer çok güzel bir yer. Urla'da bizim tesisimiz. Tabii Urla yaşaması hem Türk hem yabancı oyuncular için çok güzel bir yer. Ve oyuncuların önemli bölümü bizim tesisimizin civarında yaşıyorlar. Dolayısıyla bir tane bile oyuncumuz veya ailesi bizim yurt dışına gitmedi. Ülkemizdeki koşulları, İzmir'deki koşulların daha iyi olduğunu hepsi düşündüğü için burada kaldı. Dolayısıyla bizim kulüp olarak işte yurt dışından getireceğimiz oyuncularla ilgili bir sorunumuz olmadı. Şu an emin olun, ben 2 gün önce hem oyuncularımla beraber test olmak hem de onları görmek için tesise gittim. İdmanlarını seyrettim. Şu an hepsi son derece futbolu özlemiş gözüküyorlardı. Hepsi heyecanlı. Tabii gereken tedbirleri alıp başladık. İdmanların dozu hocalar tarafından zaman içinde arttırılacak. Şu anda ilk idmanlar bunlar. Yani hocalar olsun, şey olsun, herkes futbol oynamaya hazır. Bizde şunu görüyorum ben, tabii ki tekrar söylüyorum, ilk önce sağlık. Yani bir kişinin sağlığının bile tehlikeye atıldığı bir durumda futbol oynamak
Kimse istemez ama yani benim umudum bugün lige atlatıp en kısa zamanda bahsettiğimiz günlerde futbola döneceğiz. Biz Göztepe olarak, camia olarak buna hazırız. Sayın Sepe, son bir sorum daha olacak. Zannediyorum ki taraflı tarafsız pek çok futbol sever kabul edecektir. Göztepe ligin önemli renklerinden bir tanesi. Türkiye'nin güzide kulüplerinden biri ve yeni stadınıza kavuştunuz. Kulübün belki de daha da büyümesi için güzel bir sürecin içerisinde de olabilirsiniz. Siz bu konuyla ilgili nasıl bir heyecan duyuyorsunuz? Göztepe'nin önümüzdeki yıllarla alakalı hedefleri neler? Şimdi vallahi şöyle... Kendi aramızda konuştuğumuzda yönetici arkadaşlarımızla, hocamızla diyoruz ki 95 yıl Göztepe stat bekledi. Bizim hayalimizdi. Mahallemize çok güzel bir stat yapıldı. Bu konuda devletimize hakikaten teşekkür ediyoruz. Biz de emek gösterdik statla ilgili ama tabii bunun inşasında devlet büyük bir bize yardımı oldu. 95 yıl sonra mahallemizin ortasında hepimizin özendiği bir stat ve hepsi 3 tane maç oynayabildik. Tabii bu bizim için biraz üzücü bir durum. Ama bizim artık evimiz var. Zaten daha önce de biz bunu çok tartıştık. Yani şunu diyorduk hep, Göztepe stadına kavuştuktan sonra tabii ki beklentilerimizi yükseltebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü hakikaten yani bir stadınız olmadan, evi tam olarak eviniz olmadan başarılı olmak futbolda hemen hemen imkansız. Şimdi artık bizim güzel bir evimiz var, stadımız var. Bu arada bize daha önce stadını kullandıran Bornova Belediyesi'nin de hakkını yemeyelim. Onlar bize 2-3 sene çok büyük hizmet verdiler. Ama bundan sonra Göztepe artık liglerde tekrar çok 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda olduğu gibi kendini göstereceğine inanıyoruz. Bunun için de adım adım gideceğiz. Yani hiç acelemiz yok. Adımlarımızı dikkatli atacağız ki kalıcı olmak lazım. Yani neticede çok hızlı gitmek yerine kalıcı Göztepe'nin kalıcı olduğunu artık liglerde gösterip adımlarımızı doğru atmak istiyoruz. Göztepe dediğiniz gibi özellikle taraftarıyla bence Türkiye'nin en iyi taraftar gruplarından biri. Lige çok önemli bir renk kattı. İnşallah bunu yapmaya devam edeceğiz. Başarılı olmak istiyorum. Evinize ve belki de birazcık daha beklememiz gerekirse güzel taraftarınıza kavuşacağınız günler umarım çok çabuk gelir. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun, iyi günler.